Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık sınavı için deneme çözümlerine devam ediyoruz. Mikro iktisat deneme 4'ü çözmüştük en son. Şimdi makro iktisat deneme 4'ü çözeceğiz. Buradaki sorulara bakacağız. Sayısal sorular da var, yine grafiksel sorular da var. Bunların üzerine yoğunlaşıp aynı zamanda konuyu da özetlemek temel amacımız olacak. Peki ilk soruyla arkadaşlar başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi monetarist ekolün iktisadi anlayışlarından biri değildir diye arkadaşlar bir soru sormuşuz. Bir kere monetarist ekol arkadaşlar şudur. Parasalcı ekol olarak bilinir. Yani monetarizm money kökeninden gelmekte. Parasalcılık anlamına da arkadaşlar geliyor. Ve ne anlatıyor? Diyor ki ekonomideki para seviyesi oldukça önemlidir. Ekonominin gelir seviyesini belirler. Para seviyesi. Bunu arkadaşlar taraftarları şunlar. Friedman'ın arkadaşı, ondan sonra aynı zamanda Schwartz, ki ikisinin yazmış olduğu arkadaşlar bir kitap var. ABD'nin bir asırlık para tarihi adı veriliyor. Aynı zamanda monetarist iktisatın temel kitaplarından bir tanesi. Meiselman var. Yine sayabilirsiniz arkadaşlar bunun açısından. Bunlar parasal ekolü oluşturuyor. Peki parasal ekol nerede? Bir kere parasal ekol 1973 tarihinde OPEC krizinden sonra Keynesyen iktisatın zayıflamasıyla beraber ortaya çıkmış bir anlayış. Kimlere daha yakın? Liberal iktisatçılara daha yakın. Hatta anayasal iktisatçılarla Friedman'ın arası arkadaşlar çok iyi. Dolayısıyla kurala bağlı politikaları savunmaktalar. Yani Keynes duruma bağlı, duruma göre bir politika önerirken Friedman kurala bağlı bir politika yanlısıdır ve bu kapsamda çalışmalarını yürütürler. Peki anlayışlarından biri değildir diyor. Bir şıkları arkadaşlar tarayarak gidelim. Kuralcı politikalardan yanadır. Yani duruma göre arkadaşlar politika yapmazlar. Doğru, biz yanlış cevap arıyoruz. Ki burada bu kapsamda arkadaşlar kuralcı politikalardan yana Friedman ve ekibine soruyorlar. Madem para bu kadar önemli, o zaman para miktarını nasıl artıracağız? Kafamıza göre artıramayacaksak neye göre artıracağız? O da hemen modern miktar teorisinden hareketle, miktar teorisinin modern halini yazarak, bekleyişleri de tabii katarak, M çarpı V, P çarpı Y'yi yeniden inşa ediyor ve yüzdesel bir yorum katıyor. Ve diyor ki ekonomide Y yani arz, üretim ne kadar artarsa, ülkenin ekonomik büyümesi ne kadarsa o zaman parayı da o kadar arttırmamız gerektiğini arkadaşlar savunuyor. Yani ne kadar arz o kadar talep olması gerekliliğini arkadaşlar bize gösteriyor. Çünkü arzdan daha büyük bir para arzı artışı olursa fiyatların artış eğiliminde olacağını, enflasyon olacağını, ancak arzın daha fazla, para miktarının daha az olduğunu söylerse de deflasyon olacağını, talep yetersizliği ortaya çıkacağını dile getiriyor. Ve bu kapsamda aynı zamanda B şıkkını da ifade etmiş oluyoruz. Çünkü sabit parasal büyüme teorisi az önce anlatmış olduğum kuralcı politikalar kapsamında şu formülle ifade edilebilir. Peki C'ye bakalım. C doğru mu? Tüketim sürekli gelire bağlıdır. Aynen öyle. Tüketim fonksiyonlarında, tüketim modellerinde Keynes mutlak gelir hipotezini savunuyordu. Mutlak gelir nedir? Keynes'e göre şu vardı. C fonksiyon YD yani kullanılabilir gelire bağlı. Kullanılabilir gelir arttıkça tüketim artar. Kullanılabilir gelir aynı zamanda harcanabilir gelir. Keynes bunu savunurken, yanında da yazalım karıştırmayalım Keynes. Friedman ise arkadaşlar der ki tüketim permanent gelire bağlı. Yani sürekli gelire bağlı. Peki sürekli gelir arttıkça tüketim ne olmaktadır? Artmaktadır. Peki sürekli gelir nedir? Her yıl elde etmesi beklenen ortalama gelirdir. Ve aynı zamanda tüketim sürekli gelir kapsamında şunlara tabidir. Beşeri ve beşeri olmayan sermayeye de bağlı olarak arkadaşlar değişkenlik gösterir. Servete bağlı olarak değişkenlik gösterir diyebiliriz. Peki yine arkadaşlar D şıkkında adaptif bekleyişler geçerlidir. Doğrudur. Adaptif bekleyişler aynı zamanda adaptörden gelir. Hani voltajları ayarlayan adaptörler vardı ya, şimdi tabii çok değişti sistem. Adaptif demek uyumcu demek.
Peki neye bağlıdır bekleyişler? Sadece geçmişe bağlıdır. Yani geçen sene enflasyon %10 sa bu sene de %10 olması beklenir. Peki gelecekte yapılan politikalar yoktur. Eğer bir bekleyiş gelecekteki bekleyişleri de katıyorsa o zaman rasyonel bekleyişler teorisi olur. O yeni klasiklerde ve yeni Keynesyenlerdeydi. Peki adaptif bekleyişlerin bu arada Jagan tarafından yapıldığını da dile getirelim arkadaşlar. Milton Friedman da bunu kabul eder. Hatta şöyle diyelim, tek adaptif bekleyişleri savunan ekoldür de denilebilir. Peki kısa vadeli yapar? İşte yanlış cevabımız bu. Kısa ve artı uzun vadeli analizler yaparlar. Yani kısayı kısa vadeli analizler yapan Keynesyenlerde, uzun vadeli analizler yapan klasiklerde ikisinin arasında yer aldığı için hem kısa hem uzun analizleri var. Zaten ders anlatırken dedik ki işte kısa LM, uzun LM, kısa AS toplam, uzun AS diye çeşitleri vardı. Peki o zaman 1E, 2 aşağıdakilerden hangisi harcama yoluyla gayri safi milli hasıla hesaplamasında kullanılmaz? Arkadaşlar gayri safi milli hasıla 3 yolda hesaplanır. 1. Üretim yolu. Aynı zamanda katma değer yolu. 2. Gelir yolu. 3. Harcama yolu. Kısaca bahsedelim. Harcamanın üzerine duralım. Çünkü soruda harcama yolu denmiş. Üretim yolu. Sektör sektör hangi sektörde ne kadar mal üretildiyse onların fiyatlarıyla çarpılır. Mal miktarı, üretim miktarı. Mesela tarım sektöründe ne kadar mal ürettin? Tek tek o ürettiği miktarları Q gösteriyor. O malın fiyatı da P gösteriyor cari fiyatlarla. Çarpınca o sektörden ne kadar gelir elde ettiğini anlıyorsun. Her sektörün o çarpımlarının toplamı da sana gayri safi milli hasılayı üretim yoluyla veriyor. Mesela tarım sektörü için yap, sanayi sektörü için yap, öyle gidiyor. Peki gelir yoluyla gayri safi milli hasıla ne? Üretim faktörlerimiz vardı. Emek, sermaye, doğal kaynak, girişimcilik. Bunların aldığı paylar var. Ücret, emeğin aldığı pay. Kira, doğal kaynağın, kira aynen doğal kaynağın aldığı getiri. Peki girişimci kar elde ediyor. Sermaye, faiz kazancı elde ediyor. Bunların toplanmasıyla milli gelire ulaşılıyor. Peki milli gelire dolaylı vergiler ekleniyor. Bir de son olarak da amortismanlar ekleniyor ve gayri safi milli hasılaya ulaşıyoruz. Yani şu toplama dolaylı vergilerin eklenmesi artı amortismanların eklenmesi ki derste anlatmıştık. Gayri safi milli hasılaya veriyor ve o yolla hesaplamak gelir yoluyla hesaplamak anlamına gelir. Peki harcama yolu ne? Arkadaşlar harcama yolu Keynes'in yolu demiştik ve bir ekonomide ne kadar harcama varsa o kadar da üretim vardır. Yani gayri safi milli hasılanız vardır. Y'iniz vardır. Yani tüketilen yeri şirketler, insanlar tüketim yapıyor. O zaman şirketler üretim yaptığı için insanlar tüketim yapıyor. Bir nevi talepten arza bir hareket. Ne kadar çok satış olduysa o kadar çok da üretim olmuştur kapsamından hareketle yola çıkılıyor ki üretim de gayri safi milli hasıla demek. Ve burada C artı I artı G şu an dışa kapalı bir ekonomi artı x eksi m'yi de koyarsak dışa açık bir ekonomi işte bu denklem AE denklemi yani toplam harcama denklemi ve bunun değeri ne kadarsa o zaman o kadar da gayri safi milli hasıla vardır denilebilir. Peki harcama yoluyla gayri safi milli hasıla hesaplamasında ne yok? Bir bakalım. C tüketim var. I yatırım var. G kamu harcaması var. İhracat, ithalat var. İthalat eksi değerde bu arada. Harcamayı azaltan bir etmen. Peki tasarruf var mı? Tasarruf zaten S ile ifade ediliyor. Tasarruf harcamada ne işe yarasın? Peki 3. Veriler verilmiş. Tüketim, transfer harcaması, TR, T vergi, tax, I yatırım. Karışık veriler. Diyor ki buna göre denge gelir seviyesi kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi denge gelir seviyesini bir açalım. Ne olduğunu bir görelim. Denge gelir seviyesi Y eşittir AE ile elde ediliyor. AE de az önce anlattığımız C artı I artı G artı X eksi M.
AE'nin değerini bulabilirsek Y'nin de değerini bulabiliriz. Y'yi elde etmek demek denge gelir seviyesine ulaşmak demek. O zaman ilk önce şu denklemden hareketle AE yerine hani C artı I artı G artı X eksi M'ydi ya, ne varsa soruda neler verildiyse onu yerine koyacaksın. O zaman başlıyorum. Y eşittir. Tüketim verilmiş. Aynen yazıyorum. 30 artı 0.5 YD. Peki yatırım verilmiş, I var. Bak C var, I var. I ne kadarmış? Otonom 20. Sabit bir rakam. Ha G verilseydi artı o değer. X verilseydi artı o değer. M verilseydi eksi o değer diye bu modeli, bu soruyu da genişletebilirsiniz yani. Peki hocam şimdi sorumuz şu. C'yi I yerine yazdık. Hadi şunlar gitti diyelim. Hocam bunları ne yapacağız ya? İşte öğrencinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Hocam AE denkleminde TR ve T yok. A var. Nasıl var? Bakın bu Y, bu YD. Disposable yield. Yani harcanabilir gelir. Sen bunu açman gerekiyor. Bunu açtığın zaman bunları yerine koyacaksın. Peki YD'nin açılımı ne? Keynes'den hareketle, Keynes'den modelden hareketle şunu biliyoruz. Harcanabilir gelir. Y artı TR eksi T. Yani kişisel gelirde transfer harcamasının toplamı ve eksi dolaysız vergiler. T yani yazılmış, bakın TR de verilmiş. YD'yi oluşturuyor. O zaman sen denklemi bir daha değiştirmen gerekiyor. Hemen şöyle yazayım ben. Y eşittir. 30'da 20'yi topladım. Sabitleri bir aradan çıkartalım. 50. Peki artı eğimsel faktör 0.5 şu. Peki şimdi YD yerine madem bu fonksiyonsa bu fonksiyon yazacağım. Peki Y'yi aynen yazıyorum. Zaten denklemi Y'leştirmek amaç. Atacaksın, işlem yapacaksın ya. Peki artı TR kaçmış? 100. Eksi vergiler kaçmış? 50 yazıyor bak. Peki bu işlemi yapalım hemen arkadaşlar. 50 aynen sabit kalıyor. Dağıt. Ha bu arada 100'den 50'yi çıkartmak 50. O zaman 0.5Y. 0.5 çarpı Y 0.5Y. Burası da 50 olmuştu şu ikisinin arkadaşlar işlemi. 0.5 ile yarım da 50'yi çarparsak da artı taraf, yani artı 25. Peki buradan ne elde ederiz bir bakalım. Y 0.5Y'yi karşıya at. Tam bir Y'den 0.5Y'yi çıkartırsak ve 50 artı 25'i toplarsak ki değer yani. O zaman 0.5Y 75 ise tam Y ne olur? 2 ile çarparım. Tam Y 150 olur. Buyurun. İşte bu sorular, bu tip sorular bu şekilde yapılıyor demiştik. Makro oynatma listesinde de makro iksat konularına göre soru çözümünde de buna benzer sorular çözmüştük. Peki neyi elde ettik? Yani neredeyiz? Bir de büyük fotoğrafı size göstereyim arkadaşlar. Şuradasınız. Bakın açıklayayım. Burası Y, burası AE. Şöyle bir eğrimiz var. Y eğrisi. Şöyle bir eğrimiz var. AE eğrisi. İşte ekonomik denge demek Y'nin AE'ye eşit olması demek. E. Peki ikisinin eşit olduğu yerde kaç varmış? 150 varmış. İşte buradan da E şıkkını doğru cevap olarak işaretleriz. Bu grafiksel görünüm. Bu da sayısal görünüm. Peki devam ediyorum. Son soru yani bu sayfanın son sorusuna geçiş yapacağız. Peki soruyu okuduğum zaman ISLM ile ilgili bir soru olduğunu anlıyorum. Ve diyor ki bir ekonomide denge noktası ISLM'sinin sağında ve LM'sinin solundaysa para ve mal piyasalarında denge oluşabilmesi için faiz ve gelir bu verilen bilgiye göre nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar IS mal piyasası demek. LM ise para piyasası demek. ISLM'nin ya da bir eğrinin üst kısmı o piyasadaki arz fazlalığını gösterir. Bir eğrinin alt kısmı ise o piyasadaki talep fazlalığını gösterir. Yani mal fazlalığı, talep fazlalığı, mal arz fazlası ISLM'nin üstünde ise, altında ise mal talep fazlası, LM'nin üstünde ise para arz fazlası, LM para piyasası olduğu için, LM'nin altında ise de para talep fazlası. Üstü para arz fazlası, altı para talep fazlası. Siz de bu olumsuzlukları yani eşitsizlikleri bularak para arzının ya da piyasanın nasıl değiştiğini bulacaksınız. Şimdi ilk önce isterseniz ISL'den başlayalım.
IS, şurayı çiziyorum. Arkadaşlar IS dikey eksende faiz yatay eksende gelir yok mu? Peki IS'si de böyle değil mi? Peki IS'ni neresine diyor arkadaşlar? Sağında. Üstü olmuyor mu? O zaman mal piyasasında ne fazlası var? Arz fazlası var. Yani Y daha büyük, AE arkadaşlar daha küçük. Peki o zaman ben buradan hareketle neyi elde edebilirim? Eğer üretim daha fazla, talep daha az ise o zaman şirketler arkadaşlar harcama yapamıyor. Harcama eksik. Üretim fazla. Stoklar artıyor. Stokların arttığını gören firma patronları üzülüyor. Diyor ki stoklar artıyor o zaman üretim yapmayalım. Üretim yapmayalım demeleri gelir seviyesini ne yapar arkadaşlar? Düşürür. Peki LM'ye bakalım. Arkadaşlar LM'ye bakacak olur isek. Burası İ, burası Y. LM aksi belirtilmedikçe pozitif eğimli olarak çizilir. Tabi okuldan okula tipleri vardı. Yataysa işte Keynesyen. Ondan sonra dikse klasik şeklinde. Peki LM'nin neresindeymiş? Solunda. Peki para piyasasını gösteren eğrinin sol kısmı demek yine üst kısmını göstermiyor mu? Sol üst kısmı diyoruz zaten biz buna. O zaman bir eğrinin üst kısmı olduğu zaman arz fazlası olmuyor muydu? O zaman para arz fazlası var. Peki para arz fazlası ne demek? Onu anlatayım. MS daha büyüktür, MD daha küçüktür. Yani piyasada para boldur. Peki insanlar bu para bolluğuyla ne yapar? Onu açıklayayım. İnsanlar bu para bolluğuyla tahvil alırlar. Yazıyorum bak. Tahvil alınır. Tahvil alırlar. Peki tahvil aldıklarında tahvil talebi ne olur? Tahvil talebi artar. Peki tahvilin fiyatı ne olur? Tahvil fiyatları yükselir. Peki faiz ne olur? Tahvilin getirisi bölü tahvilin fiyatı değil miydi? Fiyatlar artınca faizler ne olur arkadaşlar? Düşer. Hiç bu yoldan da gitmeyip de şunu düşünebilirsiniz. Bir şey bolsa piyasada onun fiyatı düşüktür. Paranın fiyatı faizdir. Para bolsa faizler düşüktür şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bu yorumlama size kalmış. Yani direkt olarak buna bakıp para fazla faizler düşsün. Yani şöyle bak. Para piyasasını çizeyim. MS. Bu da MD. Para arzı fazlaysa o zaman dengeye kadar faizler düşmeli diye de getirebilirsin. Bu dışsal para arzı. Bu da para talebi. Para piyasasından yola çıkarak da yorumlar yapabilirsiniz. Ama ben tahvili de kattım ki daha geniş görelim. Çünkü paraya tahvil nasıl çalışıyor? Ters çalışıyor. O zaman mal arz fazlası olduğu için üretim azaldı. Satış yok çünkü. Yani gelir düşecek. Peki para arz fazlası olduğu için de faizler düşecek. O zaman azalır. Doğru cevap olacak C. Doğru cevabın olarak B vermişiz sorunun çözümünde. Yanlış arkadaşlar. B olmaz. C olacak. Buna dikkat. Yani C şıkkı olacak şeklinde de buraya not alalım. Evet, ilk 4 sorumuzun arkadaşlar çözümü bu şekilde yapılabilir. Gerçekten önemli soruların olduğu yer. Şimdi 5 ve 6'yı çözmeye sıra geldi. Peki diğer arkadaşlar sayfaya geçelim. Peki 5 numaraya arkadaşlar bakıyoruz. 5 numaralı soruya. Devalüasyon ile dış ticaret hacmi üzerindeki gecikmeli etkisini gösteren eğri aşağıdaki yerde hangisidir? Yani devalüasyon yapılıyor ve bunun dış ticaret hacmi üzerindeki gecikmeli etkisini gösteren eğriyi soruyoruz sizlere arkadaşlar. Şimdi devalüasyon sabit kurda yapılır. Ve devalüasyon Türk lirasının değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesidir. Yani 1 dolar 3 TL iken karar alınıyor. 1 dolar 5 TL'ye yani 3'ten daha büyük bir rakama çıkartılıyor. Bu doların değer kazanması demek, Türk lirasının değer kaybı demek. Amaç ne peki? Türkiye çünkü devalüasyonu 9 kez uygulayan bir ülke. Amaç şu, Türk lirası ucuzlatılarak ithalatı azaltmamız sağlanıyor. Çünkü paramız değersizse dışarıdan mal alamayız, ithalat yapamayız. Aynı zamanda yabancının parası değer kazandığı için bizden daha fazla mal alırlar. Yani ülkeye döviz girişi olur. Bakın devalüasyon yapıldığı zaman dış ticaret üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Ancak o olumlu etkisi zamanla ortaya çıkar. Çünkü
devalüasyonla beraber malların fiyatları hemen değişse de fiyatlara karşı ihracat ve ithalat tepkimeleri zaman alır. Bu yüzden devalüasyon dış ticaret hacmi üzerinde gecikmeli etkiler ortaya çıkartır. İşte bu da bir grafikle ilan ediliyor, gösteriliyor. Burası zaman, burası da nx, x eksi m. Peki hemen arkadaşlar, bir devalüasyon olduğunda ne oluyor? Açık önce daha da artıyor ama sonra toparlayıcı etki ortaya çıkıyor. Ve t0 zamanında uygulanan devalüasyonun önce kötüleştirici etkisi var, sonra da iyileştirici etkisinin olduğunu görüyorsunuz. Ve bu eğriye biz J eğrisi adını veriyoruz. Çünkü şekil arkadaşlar J'ye benziyor. Bakın, devalüasyon yapar yapmaz hemen düzelme olmamış. Önceden yaptığınız bağlantılar, sözleşmelerden dolayı ilk önce gidişat kötü. Net ihracatınız daha da eksiye gidiyor, kötüleşiyor. Ancak o fiyatlara karşı tepkimeler gelince, daha uygun ithalat ve ihracat arayışları söz konusu olunca da İhracat ve ithalat üzerindeki olumlu etkilerden dolayı devalüasyonun iyileştirici etki ön plana çıkıyor. Bu arada diğer eğrileri de tanıyalım yeri gelmişken. AS eğrisi toplam arz eğrisi demek. Kaynakların ekonomide nasıl kullanıldığını bize gösterir. Klasiklerde diktir, Keynesyenlerde yataydır, monetaristlerde pozitiftir kısa dönemde, uzun dönemde diktir. AD eğrisi toplam talep eğrisidir. IS ve LM'nin birleşimiyle oluşur. Hem para hem maliye politikaları etkilidir AD eğrisine toplam talepte. BP eğrisi balance of payments'tır, ödemeler bilançosu eğrisi olarak adlandırılır. Cari fazla mı var, açık mı var, ödemeler bilançosu fazla mı veriyor, döviz kıtlığı mı var, bunları bize gösterir. Ama eğri üzerine denge vardır. Beverage eğrisi ise açık iş sayısıyla işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi gösteren arkadaşlar eğrimizdir. Peki 6 ve son sorumuza gelelim. İmkansız üçlü teorisine göre, İmkansız üçlü, üçlü açmaz olarak da adlandırılıyor. Bir ekonomide sabit kur sistemi ile bağımsız para politikası aynı anda uygulanırsa, aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması gerekir ki ekonomi bundan kötü etkilenmesin? Şimdi şurayı çizeyim. Boşluğumuz hazır var. İmkansız üçlü arkadaşlar şu. Bir ekonomide tam sermaye hareketliliği var. Tam sermaye hareketliliği. Sıcak para girip çıkıyor ekonomiye yani. Serbest. Peki sabit kurda uyguluyorsun, sabit kur şartları geçerli ve bağımsız para politikası da uygulamaya başlıyorsun. İşte bu 3 tane köşe, üçgenin 3 köşesini aynı anda uygulayabilmek mümkün değil. Ekonominin açmazı olarak geçiyor üçlü açmaz. Üçünün aynı anda bir yerde bulunmaması üçlü açmazdır. Ama şunlar uygulanabilir. Mesela üçlü açmazda kenarlar uygulanabilir. Mesela sabitin tam tersi esnek. Yani tam sermaye hareketliliği esnek kur ve bağımsız para politikalarını uygulayabilirsiniz. Türkiye'de şu an bu var. Ya da tam sermaye hareketliliğinin tam tersi sermaye kontrolü yapabilirsiniz. Bağımsız para politikası ve sabit kuru ihtiyatlı bir şekilde yönetebilmek için. Ya da tam sermaye hareketliliğinde sabit kur varsa para kurulu ile parayı yönetmeniz gerekir. Para kurulu nedir? Sabit kurda Merkez Bankası dışında paranın tedavülünü döviz karşısında ayarlayan bir kuruluş ve Merkez Bankası Başkanı burada aslında görevi biraz daha pasif hale kalıyor ve burada Merkez Bankası Başkanı aktif bir para politikası yürütemiyor. Onun yerine sabit kur döviz karşılığında karşılıklı olarak para basıyor. Bunu sağlayan kuruluştur. Peki sorumuza baktığımız zaman ne diyor? Sabit kur sistemi var olacakmış. Bağımsız para politikası da aynı anda uygulanacakmış. O zaman hangisi kullanılabilir? Tam ortada olanı, yani sermaye kontrolü yapılabilir. Buradan da B şıkkının doğru olduğunu seçebiliriz. Evet, yani ne yapmış olduk? Makro denemelerinden dördüncüsünü arkadaşlar bu altıncı soruyla bitirmiş olduk. İnşallah faydam dokunmuştur. Bildiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.